Kardeşlerim olacağız. Bir toplum, bir cemiyet, bir dünya kuracağız. Bütün devrimleri devirecek, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Medine'sine yol açacak dünyayı kuracağız. Peki o dünyayı önce evinde kuracaksın. İslam'ın evladı, Müslüman genç, o dünyayı evinde kuracaksın. Rabbim o dünyayı kurarken sana neyin en önemli olduğunu bu ayet-i kerimede işaret ediyor. Evet cemiyeti kurtaracaksın ama cemiyeti evini kurtardınsa kurtarabilirsin. Peki evimle alakalı Müslüman gencin geleceğiyle alakalı o pek mühim olan belki en mühim olan hadise nedir? وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ hatta يُؤْمِنَّ Rabbim buyuruyor ki وَلَا تَنْكِحُ Sakın ha müşrikat وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ Müşrik bir kadın Allah'a inanmayan bir kadın ateist bir kadın iman etmedikçe sakın ha onun nikahını alma onunla evlenme. Ve emetun mu'minetun hayrun min müşriketin. Eme cariye bugün fakir bir kız demek. Ve la emetun mu'minetun. Müslüman, gariban, gece yaşıyor. Çeyizi hiçbir şey yok, tahsili yok ama iffeti var imanı var. Wala emetum mu'minetun hayrun min müşriketin. "Welo güzelliği hoşuna gidiyor, makamı var, arabası var, babası var, itibarı var. Müşrik bir kadından hoşuna gitse bile o gece konuda hiçbir şey olmayan güzelliği değeriyle mukayese edilmeyecek bir Müslüman kız var orada. Wala emetum mu'minetun." O makamı, mevkisi, rütbesi, güzelliği şu ama imanı olmayan kadından çok daha hayırlı, çok daha üstün. Sakın ha evini kurarken bu ölçüyü yitirme. Güzellik gider ama geride imansız kadının tahribatı kalır. Müslüman birisi evlenir. Onun hayatında en mühim olan o kadın imanıdır çünkü kadın evin öğretmenidir bir delikanlıyı yetiştirince bir kişiyi yetiştirmiş olursunuz ama bir kızı yetiştirirseniz bir evi kurtarırsınız bir evi kurtarırsanız o evden bir fatih çıkar o Fatih ile ümmeti kurtarırsınız. Bir Yavuz çıkar, onunla bütün Müslümanları kurtarırsınız. Onun için ve la emetun mu'minetun hayrun min mushriketi ve Hoşuna gidiyor. Fakültedesin, bakıyorsun ateist bir kız. E senin de güzelliğin onu belki cezbediyor. O da seninle beraber olmak istiyor. Ama orada medresede bir İslam'ın kızı var. Orada ya da okulda, mektepte tesettürü, feracesi, İslam kıyafetiyle yüzüne namahrem değmeyen, yüzü, gözü, namahremin gözü, yüzüne değmeyen öyle bir İslam'ın kızı var. Fakat onun gibi madde planında belki cazibesi yok. Müslüman genç, neyi tercih edeceksin? Kur'an-ı Kerim, sen bedenine bak Kim istiyorsan onu al Ama Müslüman olsun Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Ümmet kadrosundan olsun Eğer kafirle Müslüman arasında tercihte bulunacaksan Ümmetin kızları içerisinde En garibanı En tahsilsiz olanı En tahsilli Makamı güzelliği en zirvede olan ateist kadından milyonlarca kere daha üstündür. O İslam'ın kızıdır. O Allah'a kulluğu ikrar etmiş. O Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmet kadrosunda وَلَا اَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا وَعَجَبَتْكُمْ Niçin bu kadar önemli kardeşlerim? Evde muallime çocuğunu ona bırakacaksın. Bir Müslüman düşünün, çalışıyor akşama kadar para biriktiriyor. Sonra oğlunu kızını Amerikan okuluna vermiş. Baba çalışıyor, namaza da gidiyor, zekat da veriyor, sadaka da veriyor. Amerikan okulunda çocuk tarihine düşman olarak yetişiyor. Hamlin'in açtığı Robert Koleji'ni düşünün. Ne demişti? Ben Sultan Fatih'in Gemileri karadan yürüttüğü yere bir okul yapacak. Sonra bu okulda yetiştirdiğim öğrencilerle Fatih'in çocuklarından İstanbul'u kilise adına geri alacağım demişti. O okulda kendi kafasına göre adam yetiştirdi. Şimdi öyle bir okula Müslüman evladını gönderiyor. Kendi namaz kılıyor. Kendi Fatih diyor. Ama Fatih'e düşman olanlara oğlunu gönderdi. Oğul Fatih'e ruh köklerine Hz. Muhammed Aleyhisselam'a düşman olarak mektepten yetişiyor. Babayla bütünüyle irtibatını koparıyor. İşte bir adam çalışır, oğlunu Amerikan Koleji'nde kendine, dinine ve tarihine düşman olarak yetiştiren adamın hali neyse ateist bir kadın, dinsiz bir kadın, İslam'la irtibatı olmayan bir kadınla evlenip akşama kadar çalışan çocuğunu evde o kadına bırakan adamın hali aynıdır. Adam çalışacak, evi bakacak, uykusuz kalacak fakat imandan mahrum olan anne o çocuğu Allah'a, Resulüne düşman olarak yetiştirecek. Bu nasıl bir babalık, bu nasıl bir merhamet? Onun için Rabbim buyuruyor ki evlenirken tercihinizde birinci sırada iman olsun. Eğer iman yoksa yarın yaşanır. Yaşınız 60'a 70'e gelir, o kadın güzelliğini kaybeder. Sonra yıkılmış bir aile, barda oğlun eğlence merkezinde torunların kızın şununla bununla beraber dolaşıyor. Aile kuramamış ama sen namaz kılıyorsun. Bu nasıl bir hayat Müslüman? Allah seni oğlunla cennete çağırıyor, kızınla cennete davet ediyor, eşinle cennete davet ediyor, yaşadığın apartmanla cennete davet ediyor.